Ali İhsan Hocam, menopozdan bahsettiniz. Peki menopoz nedir? Menopoz son görülen adetin son gündür aslında. Yani sadece bir gündür menopoz. Daha öncesinde menopoz öncesi ve yani premenopoz, daha sonrasında da menopoz sonrası yani postmenopoz denir. Kadınlar 11 yaşından itibaren 15-16 yaşına kadar ilk adetlerini görmeye başlarlar. İlk yıllarda, adetlerin görüldüğü ilk yıllarda yumurtalıkla beyin arasında gerekli bağlantı tam kurulamadığı için düzensiz kanamalar görebilirler. Hastanın hayatını tehdit etmediği sürece, çok aşırı olmadığı sürece çok önemli değil. Ancak 16-17 yaşından sonra ortalama olarak 28 günde bir ama 21 ile 35 gün arasında bir dönemde yine ortalama olarak 4-5 gün ama 2 ile 7 gün arasında bir kanama, vajinal kanama görürler. Biz buna adet diyoruz. Adet kanamasının başlangıcıyla diğer adet kanamasının başlangıcı arasında ideal süre 28 günde bir görülmesi. Ama dediğim gibi 21 günle 35 gün arasında herhangi bir gün olabilir ve bu adet düzensizliği değildir. Yani 22 günde bir adet gören bir hasta aslında adet düzensizliği yaşamıyordur. Ya da 34 günde bir adet gören bir kadın adet düzensizliği yaşamıyordur. Eğer 21 günden daha sık veya 35 günden daha uzun bir sürede adet görüyorsa hastamız, o zaman bunun adı adet düzensizliği olur. Menopoza gelince, menopoz dediğim gibi son görülen adetin son günü. Genel olarak 48 ile 52 yaş arasında ya da 45 ile 53 yaş arasında hastalarımızın, kadınların menopoza gireceği düşünülür. Bunun alt sınırı kitaplarımızda 35 yaş olarak veriliyor. 35 yaşından sonraki menopozun normal olduğu, üst sınırının da 54-55 yaş civarında olduğu, eğer üst sınırı 54-55 yaş geçerse bunun anormal olduğu düşünülüyor. Ama yine de 45 yaşından sonra girmesi ve 52-53 yaşına kadar girmesi ideal düşünülebilir. Eğer hastalar erken menopoza giriyorsa vücutlarında pek çok değişiklikle karşılaşabileceklerdir. Nelerdir bunlar hocam? Teorik olarak 35 yaşından önce ama pratikte 45 yaşından önce menopoza girilmesi erken menopoz olarak değerlendirilebilir. Erken menopozun en sık sebepleri öncelikle genetik olması. Yani ailede bulunan diğer kadınlar eğer erken menopoza girmişlerse hastalarımızın da erken menopoza girmesini bekleyebiliriz. Onun dışında az doğum yapmak, tütün yani sigara ve benzer ürünleri tüketmek. Hiç doğum yapmayanlar? Onlar için de aynı şey geçerli. Erken menopoza girme ihtimalleri çok yüksek. Ve alkol tüketimi, stresli yaşam, çok ağır travma yani eşini, çocuğunu veya çok yakın birini kaybetme, çok ciddi üzüntüler, savaşlar, beyin üzerinde bu şekilde hasar bırakabilecek çok ciddi stresler hastalarımızın erken menopoza girmesine sebep olabilir. Erken menopoz ortaya çıktığında yani hasta son adetini görüp de bir daha adet görmediğinde bunun gerçekten menopoz olup olmadığını anlamak gerekiyor. Pek çok basit kan testleriyle anlaşılabilir. Pek çok hastalık menopozu taklit edebilir. Bu sebeple bir doktora başvurup bunun menopoz olup olmadığını anlamaları gerekiyor. Gerçekten menopozsa ve gerçekten de erken bir dönemde menopoza girmişse hasta bazı tıbbi tedaviler verilerek bu problemin ileriye atılması yani ötelenmesi mümkün. Ve hastalarımızın bu şekilde menopozun ortaya çıkartabileceği problemlerden kurtulmasını veya en azından çok az etkilenmesini sağlayabiliriz.